Günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere karşınızda. Hepinize merhabalar diliyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın efendim. 15 Temmuz. Evet. Geçti. Geçti. Bayağı iyiydi ben. Hani akşam havalimanındaki evet. Kalabalık iyiydi. Hafıza Müzesi gayet iyiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması. Evet, etkinlikler gayet güzeldi. Yani bayağı Türkiye'nin ülkenin her tarafında vardı. Bir de o da güzeldi. İlk defa duyduğumuz şeyler de oldu. Mesela Hekaton diye bir şey yapacaklar. Evet. Eylül ayında bugün lansmanı, dün lansmanı falan yapıldı. O vardı. Bir tane daha bir mesele vardı. Onu da hazırlamışlar. O da ilginçti. Camilerde selam okuması da güzeldi. Hı-hı. Başlıklara bakalım, gazete başlıklarına. Tamam. Bu gazete başlıklarında neler var, neler yok, onları da bir konuşalım. Bir taraftan da o şeyi aşağıya çalışıyorum. Birkaç gazete dışında, gazetemsi dışında başlıklar aynı yani. 15 Temmuz'la ilgili olarak etkinliklerden bahseden, birlik beraberlikten bahseden, milyonların bir yürek olduğu, bir sürü Türk bayraklarının olduğu, böyle güzel güzel başlıklar var. Tabii arada bir bazıları onun dışında gene kaldırım taşlarının iyi yerleşmediğini, işte başka bir takım sorunlardan manşet atıp gerçekler falan, işte Cumhuriyet gibi olan bazı. Aynen. Flash mob falan da yapmışlar. Ona bakıyordum ismi. Yani bir hekaton, evet. Flash mob falan. Onları ilgilendirmiyor muyuz? Yani duyduğumuz isimler. Başlıklara bir bakalım. FETÖ'yü doğuran iklimi yok edeceğiz diyor Star Gazetesi. Başkan Erdoğan 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde ihanet şebekesi FETÖ ile mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayarak asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor demiş. Birliğimizi bozamayacaklar da alt başlıklar Atatürk Havalimanı'ndaki o insanların cep telefonu ışıklarıyla vermiş olduğu fotoğrafta yine Star Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. Bitmeyecek nöbet, Güneş Gazetesi'nin manşeti, 15 Temmuz duruşu, Akşam Gazetesi'nin manşeti, karanlıktan aydınlığa Sabah Gazetesi demiş. Unutmadık Milliyet'in manşeti, kol kola mücadele Hürriyet'in manşeti, milletçe kenetlendik Sözcü'nün manşeti. Birazdan konuşacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, gerçekler dokundu demiş Engin Özkoç'un, Grup Başkan Vekili'nin. Mecliste 15 Temmuz ruhuna aykırı ama kendi ruhlarına uygun konuşması Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer almış. Yeni Şafak emanete sahip çıkılacak demiş. Bu millet yıkılmaz Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Millet milletiyle yürüyor Milat'ın manşeti. Diriliş postası, ruhlarını iblise satanlar varı almış. Bir gün Flash TV gibi herkes borç batağında demiş. sonra. Takım Gazetesi. Bir gün o zaman dans demiş. O zaman dans demiş. Tabii abi. Bir gün. Allah tuzaklarını başlarına geçirdi. Yine Akit'in manşeti. Omuz omuza, demokrasi için omuz omuza Posta Gazetesi'nin manşeti ve diğerleri de 15 Temmuz'la ilgili manşetlerini atmışlar. Genel anlamda bir değerlendirelim. Hakikaten 15 Temmuz'la ilgili olarak atılan adımlar, söylemler, konuşmalar, bununla ilgili olarak verilen mesajlar önemliydi. Evet, önemli. Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Dün tabii konuştuk tabii detaylarını, yani o gün yapılacak olan etkinliklerden söz ettik. Ama biz burada bir şey vurguladık. Tabii ki birçok başlık bulursun buradan. Sayın Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği birçok başlık var. Buradaki bazı ifadeleri milletle kenetlendik, işte ne bileyim bu darbenin artık bu millet tarafından nasıl engellendi, tüm dünya gördüğü destan yazdık. Bütün bunların hepsi yüzlerce saat konuşabilirsin. Çünkü hakikaten bir destandan söz ediyoruz. Ama belki de dünkü en önemli olaylardan bir tanesi o hafıza müzesinde müzesiydi. Çünkü biz de hatırlarsın gündüz konuşurken meseleyi, bunun toplumsal hafızaya kazınması gereken bir hadise olduğunu ve asla unutmamamız gerektiğini ve milletler bu tür hafızalarla geleceklerini kurduklarını, bunların çok kıymetli şeyler olduğunu söyledik, ifade ettik, altını çizdik. Bence biraz da ondan bakmak lazım. Çünkü mesela bu ülke bir Kurtuluş Savaşı yaşadı. Yani Kurtuluş Savaşı'nda düşmanla savaştık. Şehitlerimiz oldu. Yani neden bu kadar çok şehidimiz var? İşte Kurtuluş Savaşı, bu topraklardaki mücadelemiz, bu toprakları vatan edinmek için yaptığımız mücadele, bütün bunlar sonucunda bir hafızamız oluştu. Bizim için Kurtuluş Savaşı, istiklal, bağımsızlık, egemenlik meselesi bir hafızadır. Ve biz bütün belki de şu anda bu nesil olarak, ki aradan kaç nesil geçti Cumhuriyet'in kurulmasından baktığın zaman, bu hafızanın üzerinde
ancak bir şeyler söyleyebiliyorsun. Çünkü kuruluş tarihin var. Tabii işin doğrusu da şu. Yani bu milletin hafızası sadece Cumhuriyet'in kurulması değil tabii ki. Her yaşanan olay bir hafızadır ve bunun üzerinden biz ülkeyi inşa ettik. Bunun, yani temel taşları bunlar. Yani ta geriye gittiğin zaman 1071'de Malazgirt Savaşı'nda Anadolu topraklarına gelen bu millet burada büyük medeniyet inşa etti. Yani bütün tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları 1070 yani bundan 1000 sene önce bu milletin bir ülke kurmasıyla, bir devlet kurmasıyla ve arkasından işte Selçuklusu var, Osmanlısı var ve en son Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bir tarih inşa etti. Her hadise bir hafızadır. Biz şimdi geçmişe bakarken veyahut da konuşurken, hedeflerimizi koyarken, bekamızdan söz ederken ne diye başlıyoruz mesela? Atalarımız şöyle yaptı, atalarımız bunu yaptı. Doğru. Bunlara karşı savaştık. Bu kadar insanı toprağa verdik. Hani toprağı sıksan neden şöyle fışkırıyor? İşte bu yüzden. Doğru. O yüzden ben yani 15 Temmuz'un önemini bu toplumun hafızasında kazımak bizim asli görevimiz bu nesil olarak. Bizden sonraki nesillere de kalan bir şey olarak, ana olarak, bir hatırlanması gereken bir hadise olarak. Yani bu açıdan bakmak lazım. Bence hafıza müzesi en azından bu neslin de görmüş olduğu ve işte orada parçalanmış, üzerinden tank geçmiş araç, bazı şehitlere ait eşyalar orada sergilenmiş olması önemliydi bence. Yani bunu unutmadığımız takdirde önümüze çok daha sağlıklı ve sağlıklı bir gelecek hayal edebiliriz. Ama biz bunlardan ders almazsak, biz bunun ne olduğunu çok iyi anlayamazsak, bunu sadece bir şey diye görmemek lazım. Bunu hep söylüyorum ben belki de. Murat, bilmiyorum katılır mısın? Yani FETÖ diye bir örgüt vardı. Evet. Bunlar geldi, yapılandı, saldırdı Türkiye. Bu şekilde düşünürsek kaybederiz abi. FETÖ dediğin örgüt, o ülkenin savaştığı, bu milletin mücadele ettiği, Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir lafı var. Bu toprakları yurt edinmek için mücadelemize devam ediyoruz. Yani bu mücadele bitmeyecektir kıyamete kadar. Böyle bir toprakta yaşıyoruz çünkü biz. Bu şeyi küçümsemektir. FETÖ bugün o bizim mücadele ettiğimiz büyük gücün gölgesidir. Bir parçasıdır. Bugün FETÖ olur, ya ertesi gün başka bir şey olabilir. FETÖ tabii çok komplike bir örgüt olarak. Bütün bu işin içerisinde kullanılan bir örgüttür. Ama işte bu da geldi geçti. FETÖ'yle mücadelemizi, biz bunları belini kırdık, biz bunları paramparça ettik, kollarını parçaladık. Ama içeride hala izleri var ve bunlar her an her şekilde tehdit edebilirsin. Yani başka şekilde de çıkabilirler. Mutasyona uğrar, başka bir şekilde ortaya çıkabilir. Bizim mücadelemiz bu toprakların bağımsızlığını, egemenliğimizi, bütünlüğünü korumak amacıyla gelecek her türlü düşmana karşı nasıl FETÖ'yle mücadele etti bu millet destan yazdıysa, bunu her an her şekilde yapabilecek bir imkan ve kabiliyeti haiz bir millet halinde olmak, hazır durmak yani. O gün o yüzden yani bu bir örnektir, bir numunedir. Gerçi uzun uzun konuşacağız diye öyle bitireyim. Yani bu böyle dünden bugün olmuş bir mesele değil. Bu yıllar içerisinde ince ince, ilmek ilmek dokunmuş, yargının içerisine, emniyetin içerisine, askerin içerisine, devletin tüm kurumlarına, siyasetine, her tarafına böyle nüfuz etmiş, sızmış bir terör örgütü. Uzun yılların çalışmanın sonucunda. Ama bunlar tek başlarına değiller. Bak, merkezler orada. Merkezler değişmiyor abi. 80 darbesi de merkez aynıydı. 60 da merkez aynıydı. FETÖ darbesi de aynı şekilde. Aynı merkez, aynı, değişmiyor. Bir gün başka bir şey gelir. Bir gün Kemalist gelir. Bir gün FETÖ'cü gelir. Bir gün başka NATO'cu gelir, dediğim gibi. İsimleri değişir bunların. Adı değişir, özü değişmez. Değişmez. O yüzden biz buna teyakkuz halinde her zaman olacağız. Hani her an bu tür saldırılara karşı hazır ve bu saldırıyı da püskürtecek imkan ve kabiliyeti haiz bir millet olarak kaim olmak zorundayız. Bunu o hafızaya kazıdıktan sonra evelallah bu topraklarda ileride elbet payidar olacağız diye düşünüyorum. Peki, şimdi mesela özel anlar vardır. O özel anlarda kavga gürültü bir kenara bırakılır. Tabii. Ve özel anın anması ise anması, sevinci ise sevinci. Herhangi bir
duygunun yaşanması gerekiyorsa o duygu yaşanır ve ondan sonra o bittikten sonra kaldığı yerden devam edilir. Değil mi? Yani normali de budur. Evet. Bir düğün olursa küskünlükler falan hani bırakılır bir kenara, düğüne gidersin gelirsin, ya da bir yas cenaze olursa keza aynı şekilde. Evet. Bayram girer araya, şu küskünlükler en azından bayram süresince bitirilir, ondan sonra devam edersin. Sen edersin. Şimdi dün 15 Temmuz'da meclis hakikaten gazi meclisi oldu. Yani o saldırılardan sonra hala da bildiğim kadarıyla o uçakların bombaladığı yer bir müze, evet, gibi sergileniyor. Olduğu mecliste gibi muhafaza ediliyor, evet. Aynen öyle. Bu gazi olan meclis, yani o gün CHP'lisiyle, AK Partilisiyle, MHP'lisiyle kim varsa, biliyorsun İsmail Kahraman'ın talimatıyla büyük işte 3 sene önce saldırı olduğu anda meclis açıldı. Herkes koşa koşa geldi. Yani evet, ifadeler var. CHP'lilerin falan gelmeyeceğini zannediyorduk deyip CHP'lileri orada görünce ondan sonra rahatladığını ve ülkeye sahip çıkmalarından gurur duyduklarını ifade eden AK Partililer var. Dönemin bakanları var. Meclis başkanı var. İsmail Kahraman da bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. Şimdi o dönemden bu döneme gelince aradan 3. senesi gelmiş. CHP'nin grup başkan vekili Engin Özkoç dün partisi adına konuşma yapmak üzere ya, kürsüye çıktı. Maalesef. Az önce bahsetmiş olduğum çok o ruha aykırı gelebilecek bir konuşma yaptı. Konuşmayı vermeyeceğim çünkü konuşmayı vermenin bir anlamı yok. Normalde canlısını da yayınlamadım zaten. Çünkü CHP'nin bir anlamda günah çıkartmak için en iyi savunma saldırıdır mantığıyla haksız bir saldırı yapacağını biliyorduk. Hakaretamiz ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanı'na yüklendi ki bu işin en büyük mağdurlarından bir tanesinin bizzatihi Sayın Cumhurbaşkanı olduğu ve bu darbenin gerçek amacının Cumhurbaşkanı'nı, önce Cumhurbaşkanı'nı indirmek, ardından yapmalarını düşündükleri şeyleri yapmak olduğunu, bırak AK Partilileri, muhafazakar milliyetçi ulusalcıları, kendisini CHP olarak kodlayan, net bir şekilde bunu ifade eden kişiler bile söylüyorlar. Hedef Erdoğan'dı. Erdoğan sonrasında Türkiye'de, esas Türkiye'de. Çünkü Erdoğan'ı indirdikten sonra işler kolay artık. Çünkü engel o. Engel o. Evet. Başka onu, şey onu yok. Onu kaldırdığın zaman rahat. Başka şey atıyor. Çok ver şimdi Engin Okoç'a, rahat rahat sana Amerika'ya teslim etsin. Aynen öyle. Ya işte bilmiyorum kime teslim ederler ama bunlara ederler. En azından ifadelerine baktığında bu ülkeyi bir yerlere teslim edebilecek zihniyette olduklarını görebiliyorsun. Niye söylüyoruz bunu? Ya 15 Temmuz darbesinden 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü halle bu hainlerin, alçakların peşine düşen ülkeye, evet, siz 20 Temmuz darbesi yaptınız deyip bu Pensilvanya'daki uşağın ekmeğine yağ süren açıklamaları bizzat Engin Özkoç'un partisinin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu aylarca söyledi, bir defa söylemedi. Hala da söylüyor. Hala da söylüyor. Hala biraz ses kısıldı. Değişmiyor ama. Şimdi onun niye sesinin kısıldığını bugün iki tane yazar var. Oradan okuyacağım. Bir tanesi Haşmet Babaoğlu, diğeri de Burhanettin Duran. Ufaktan kıvırmış ama. İkisinden konuşacağım fakat şeyi hatırla. Yani 15 Temmuz'a gelmeden önceki süreci hatırla. 17-25 darbesi. Evet. 17-25 darbesinden sonra Engin Özkoç'un mensubu olduğu parti ve o partinin genel başkanı FETÖ'nün, yani bir sene sonra, iki sene, üç sene sonra darbe yapacak olan FETÖ'nün argümanlarını ellerinde sallayarak, çarşaf çarşaf dolaştırarak mecliste konuştular. FETÖ'yü bu vaziyet. Ondan sonra diyorlar ki efendim siz ne hissederse verdik konuşmasında onu söylüyor. Bunu söylediniz, ettiniz, şunu yaptınız, bunu ettiniz. İyi de yani bununla ilgili olarak bu ülkenin gençlerin faydasına olduğu düşünülen hamlede okul açmak gibi, okul yeri gibi vesaire vesaire hizmetlerden dolayı bir vakfa, derneğe, harekete yer vermek ve bunun neticesinde bunların güçlenmesini istemeden de olsa sağlamaktan dolayı Cumhurbaşkanı zaten bir özür borcu vardı. Bunu da ifade etti. Her ortamda da bunu söyledi. Hata yaptık, yanlış yaptığını ifade etti. Bu yanlışını düzeltmek için de insanüstü gayretlerle çalıştı, çalışmaya devam ediyor. Peki bu bir anlamda günah çıkarttı. Siz ne yaptınız? Yani 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün her argümanını her ortamda elinizde sallaya sallaya meclis yürütülerinden konuşma yaptığınız, davet ettiğiniz her yerde borazanlığını yaptığınız FETÖ ile ilgili olarak bir kere özür dilediniz mi? Yok. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde işte bak bu bombalanan, şunu yapan, bunu yapan, Hafıza Müzesi'ndeki sergilenen diğer yerlerde, meclisin bahçesinde de bu araçların
sergilenmesi devam ediyor. Meclisin bahçesinde insanlar gelip görüyorlar yani ziyaret ettiklerinde. Siz CHP olarak ne yaptınız? Ya da Engin Özkoç, siz şahsen ne yaptınız? Mesela eğer günah çıkartmaksa, siz bugün başlasanız günah çıkartmaya herhalde yıllar sürer bu günah çıkartmalarınız. Abi çünkü bunlar... ta geçmişten biz buna 3 yıllık 5 yıllık bir örgütten bahsetmiyoruz. 40 yıllık bir örgütten tabii, bahsediyoruz. Tabii. Ve bu 40 yıllık 40 örgütün palazlanmasında, güçlenmesinde eğer bir paylaşım söz konusu olacaksa CHP'nin hissesine de az buz bir pay çıkmaz. Met geriye dönüp baktığımızda. Yani bu CHP'nin söylemiş olduğu şeyleri ben diyorum ya bunun birer yansıması gibi. Şimdi yandaşlar var ya, bu yandaşlar, bu CHP yandaşları mesela Sözcü ya, üzerindeki bu FETÖ ile irtibatlı, işte FETÖ'nün her ne kadar FETÖ üyesi olmasa da FETÖ'cülük yapmakla suçlanan Sözcü'den bahsediyoruz. Hep o şimdi hala dün de yazmış, birkaç gün önce yazıyor bunlar böyle bu tırnak içerisinde duayen gazeteciler. 35 yıldır gazeteciyim, 45 yıldır yazıyorum, 85. yılıma geldim falan diyen tipler var ya bunlar. Şu halde medya bu hale geldi. İşte bu adamlar, bunların işte kılavuzları, ben bir daha söyleyeyim bak. Sözcü kafasıyla CHP kafası böyle eşgüdümlü işler yaparlar. Beraber çalışır. Şimdi buradan okumak lazım. Şimdi bak bugün de yazıyor, dün de bahsetti. Şimdi bu ne diyor bu Sözcü? Biz diyor en büyük mücadeleyi biz vermiştik. Biz FETÖ'cü olabilir miyiz acaba? Bak en büyük mücadeleyi biz verdik. CHP de diyor ki işte Ergenekon'da, Balyaz'da en büyük mücadeleyi biz verdik. Bizden FETÖ'cü olur mu, FETÖ'cü çıkar mı? Bunu siyasi ayı araştırırız. Arkadaş ben bir soru sordum. Yıllardır soruyorum. Benim gibi soran abilerim, ablalarım, benden küçüklerim, büyüklerim hep aynı soruyu sordular. Ya bu Baykal'a bir kaset kumpası yapıldı. Bu adam da elinde dosyalarla yıllar boyunca isimleri yazıyordu. Hatta Mustafa Sarıgül de ismi vardı. Yazıları koyup da dosya açar Kemal diye yazılar yazdım ben. Bir yıl boyunca dosya açar Kemal, dosya açar Kemal diye. Ülkede ne kadar kimin, hangi iş adamın nerede kıyıda köşede bir işi varsa veyahut da bazı uydurma belgelerse dosyaları koyup çoğaltıyordu. Bu kimin işi olabilir? Hani o meşhur şeydeki gibi soru işareti bir. İkincisi bir kaset kumpası, bir böcek, bir kamerayla bir operasyon çekildi. Bu kimin işi olabilir? İkinci soru işareti. Peki net bir soru da sorayım. 2014'ün Ocak ya da Şubat ayında tam hatırlamıyorum. Tam 17-25 Aralık'tan hemen sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ kanallarına çıkıp da FETÖ'nün kanallarına çıkıp da onu da hep sor. Yani bunun gibi şuradan bir yazsam var ya, yazılarımı şöyle birkaç saat versinler bana, arka arkaya 150-200 tane done koymazsam ben de bu işi hiç bilmiyorum. 200 tane parça parça koyarım. FETÖ ile CHP'nin nasıl işbirliği yaptığını. Ama ne zaman? Ha bir dakika, bunları dinle, donla alakaları yokmuş. Bir dakika. Bunlar Amerikan. Aa bu bize yarıyor. Aa en önemli şey bu ya. Bu bize faydalı bir şey deyip de. Sözcünün şimdi cemaati destekleme zamanı. Şimdi FETÖ'yü kurtarma zamanı diye başkattığı andan itibaren CHP'de FETÖ'yle birlikte işbirliğine başlamıştır. Hala işbirliği devam ediyor. Neden? İstanbul seçimlerine bak. 31 Mart seçimlerine bak. İkinci tekrar. Hepsindeki en büyük destekçileri kim bunların? FETÖ. FETÖ AK Parti falan desteklemiyor. FETÖ'nün şu an tek desteklediği parti CHP'dir. Şimdi bakıyorsun o Ocak-Şubat ayındaki o ses kaydını hatırlarsın. Bütün dünyada yankılanan MİT müsteşarının içinde bulunduğu, üst düzey komutanların içinde bulunduğu, sağ odada yapılan konuşma hatırlıyorsun. Suriye meselesi. Orada bir beyin fırtınası yapılıyor. Suriye ile ilgili tasarruflar. Ve bu bundan tam bir hafta önce CHP'li, bak bunun gibi diyorum da 100 tane donem vardır. Tespitim vardır, delilim vardır. Çıkıyor CHP Genel Başkanı diyor ki şimdi bunlar diyor giderler kasti bir şekilde oraya buraya bomba atarlar. Ondan sonra bir fırsat bulup da Suriye'de girerler. Hiç unutmuyorum bu. Bütün Washington Post'tan, manşetten, Breaking News dünya çalkalandı. Kim koydu böceği? İşte böceği koyan içeride nasıl dinlediklerini anlattı. FETÖ. Bundan bir hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir beyin fırtınasının işaret fişeği nasıl verebildi? Hep sormak lazım. Bak bir daha söylüyorum. Bak dün o kadar konuştu. Bugün galiba takvimde yer almış. Çok doğru bir ifade. Dün o kadar konuştular bunlar. Ağızlarından FETÖ çıkmıyor ya bunların. Yok çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmış. Zor kalınca ancak seçimler gereği bu FETÖ'ye biz de karşıyız canım falan deyip işte bunlar da Sözcü gibi. Şimdi bir daha tekrar söylüyorum. Bu Baylok'la yakalanan bu şeyler, danışmanlar kimlerdi? Gürsul da olmak üzere. Hiçbir şey söylemiyorlar onunla. Mesela Engin Özkoç bununla ilgili hiç konuşmuyor. Ondan sonra FETÖ'ye dedik ki biz tek tip kıyafetle kendilerini kahraman gibi yapan bu alçakları tek tip kıyafet giymesi için çok ısrarcı olduk.
Kim karşı koydu? CHP karşı koydu. Peki bir daha soruyorum. 24 Haziran seçimlerinde ve referandum süreçlerinde şu anda hepsini tek tek okuyorum diye sözde gazetecilerin içerideki isim, içeride olan gazetecilerin ki bir kısmı da FETÖ'cü bunların. FETÖ'cüleri tek tek meydanlarda okutup da burada burada diye bağırtıran kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Ya sen kime neden bahsediyorsun arkadaş? Bir de şu var, bunu unutmayalım. Şöyle bağlayayım. Şimdi CHP'nin o dediğim sorular bunun gibi, ben 100 tane yazdığım için arka arkaya şu anda aklıma gelen bir tek bunlardı ama çok var bunlardan. Hangi o yani 17-25 Aralık'tan bir hafta önce ABD görüşmeleri, bütün yaşananlar. Yani diyor ki mesela AK Parti diyor ki mesela ya biz bunlar sızmışlar kaç yıldan beri içimize girmişler. Biz bunların ne kadar kötü bir şey olduğunu, aslında bunların hakikaten CIA'nin bir havuzundan beslenen bir örgüt olduğunu anladık diyor. Bunlar da diyorlar ki, diyorsun ki bak arkadaş 17-25 Aralık süreci yaşanmış. Senin o balyozu malyozu hazırlayan bunlardı. Bunlar bizi kandırmışlar diyor. O diyor ki ben kandırılma hakkını kullanacağım arkadaşım. Bir dakika, bir saniye. Kutu 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 yazdılar bu adamlar. Neden? Bak bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani şimdi sadece cemaati yok etmek amacıyla FETÖ diye bir örgüt uydurdular diye yazan da Sözcü. Arkadaş kim kimin destekçisi, anlamıyor musunuz? FETÖ'nün bir Amerikan oğlanları projesi olduğu, FETÖ'nün bu ülkede aynen daha önceki 60-80 darbesinde olduğu gibi, Kemalist darbelerde olduğu gibi, merkezi aynı olan bir darbenin, bir darbe yapacak olan bir örgütün parçası olduğunu anladıkları günden itibaren FETÖ'yü sevdi bu adamlar. CHP FETÖ'yü seviyor abi. FETÖ'cüler de bunları seviyor. Bak evet. Oradaki kaçak lan fareleri bütün seçim boyunca, kardeşim bunu hep söylüyorum ben, soruyorum. FETÖ'cüler seni niye seviyor? Niye PKK senin için bak o koltuğu sana vereceğim diyor. Bunları sorgulayayım diyorsun. Adam elini cebine sokmuş. Mezarlıktan geçen adamlar gibi havaya bakıp ıslık çalıyor. Cevap vermiyor sana. Gelmiş orada bir de oturup utanmadan 15 Temmuz'da meclis özel oturumunda bunu böyle yapıyor. Arkadaş sen de akıl izan olsa şunu sorarsın. Madem Şerefli Türk ordusundan büyük bir operasyon yapıldı. Bu FETÖ'cüler oraya girdi. 1000 defa sordum. 1001 defa daha soracağım ki bu işi en iyi bilen nereden bir tanesinden görüştük. İsmini falan ben değil, Türkiye Gazetesi Genel Yönetmeni, hadi ismini de vereyim. Ama o canlı yayında da söylemişti. Aynı şekilde. İsmail Kapan. İsmail Kapan söyledi, açık olarak söyledi. Neydi o? Bak şu anda içeride FETÖ'den yargılanan, o akşam vurun, kırın, öldürün emrine veren, mermiyi ağzına süren o alçakların bu orduya giriş vakti, giriş tarihi, tarihleri 82-88 arkadaş. Sen arada 28 Şubatlar yaşadın. Arada hesapta irticai faaliyetler o kadar insan attın. Bunlar nerede kaldı? Bunlar seni de kandırmış. Bunlar Kemalist darbeci orduyu da kandırıp içeri girmişler. AK Parti'nin bunda ne alakası var? Ve nitekim unutmayalım, her yaş toplantısında da bu ülkenin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan oraya şerh koymuş. Bunları niye atıyorsunuz diye. Niye atladıkları kimler biliyor musun? Şu anda işte görmüş olduğun dışarıda doçent olan, işte eğitim üyesi olan eski subaylar vardı. Bu ülkenin sağlam Müslüman insanları. FETÖ'cüler içerideki Müslümanları önce tasfiye ettiler. Kemalistler kaldı. Bak bunu da söyleyeyim bak. FETÖ'cüler önce onları tasfiye ettiler. Doğru. Çünkü tehlike onlardı. Ailesi mütedeyyin. Bu topraklara bağlı Anadolu çocuklarını yok ettiler. Aynen öyle. Bir sürü isim vardı. Şimdi, biliyorsun o bir şey davalarına da gittiler. O işte casusluk davasında orada burada. Ve sen bunu niye sorgulamıyorsun ey CHP? Desene kardeşim, yıllarca yazdı bu sözcü yazarları. İşte dün Özkoç söylüyor. Böyle sızdı. Kim izin verdi bunlara? Kim izin verdi? 80 darbesinden sonra merkezi aynı olan, yani bizim çocuklar işi başardı deyip de Kenan Evren'in de mektup yazıp teşekkür ettiği Amerikan oğlanları, Müslüman çocukları, o dönemde giren adamlar yıllar boyunca saklandılar. O balyoz davalarını da ortaya kaldırırken bile oradaki adamlara dokunulmadı ve neticede kaç 30 sene adamlar 50-55 yaşlarında abicim. Yani bunlar Erdoğan'da bunun ne işi var bunların? Emniyet müdürleri. Adam 30 sene önce hazırlanmış, konmuş adamlar bunlar. Peki Erdoğan yokken bu ülke irticai faaliyetlerle çalkalanmadan önce acayip böyle laik falan filanken niye yakalamadınız siz bu adamları? Değil mi? Hiçbir tanesini yakalayamadınız. Güzel soru. CHP de aynı durumda. Şimdi tabii bütün, çok güzel özetledin yani o günden bugüne gelen işleri. Şimdi oturup konuşuyor burada 15 şimdi Temmuz'a. Hafıza için bunların bir hafıza müzesine falan gidip 15 Temmuz 3 sene öncesini yaşamaları lazım. Ama bu kadar geriye gitmesek bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Atatürk Havalimanı'nda yapmış olduğu konuşmada sorduğu bir soru var. Daha doğrusu anlattığı bir mesele var. Buradan Engin Özkoç'a ya da CHP'ye soru sormakta fayda var. AK Parti'yi başta Erdoğan olmak üzere bununla ilgili suçluyorsunuz ediyorsunuz da hani Nasrettin Hoca'nın şey hikayesine benziyor ya, hırsızın hiç mi suçu yok sorusuna benziyor. Ya FETÖ ile ilgili niye bir cümle kuramıyorsunuz? Kuramaz abi. Niye söyleyemiyorsunuz? Hadi FETÖ ile kuramıyorsunuz. Meşruiyeti şu soruyu sorabiliyor musunuz ya da şu soruya niye cevap vermiyorsunuz? Bir darbe olsa tankın karşısına dikilirim diyen bir isim CHP Genel Başkanı. Sen dün çok güzel söyledin. İnsanın ömrü hayatında bir kere başına gelir. Ya gelir ya gelmez. Hiç gelmez. Hiç gelmez. Aynen çok, çok şanssız o bakımdan. Söylemişti tam da karşı çıkmış. 12 Eylül darbesinde işte biz 7-8 yaşlarındaydık. Onu sen o zamanlar gençtin tabii 20-30 yaşlarında ben falan. Ben üniversite 2'de falan. bilmiyorum çocuktuk. Ama hani o anı yaşadık. Hatırlıyorum birçok şeylerini falan. Çok iyi hatırlıyorum yani hani hem de. Tamam. Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Dışarıda bir çatapat sesi olsa öncesini söylüyorum. Yani ışıklar söndürülür, perde kapatılır, camdan uzak durun falan denirdi evet. Yani. Çocuk duvarın arkasında bunu. Dururduk hatta tarama camdan, olur. Camlara yaklaşmayın, ışıklar söndürür. 12 Eylül öncesi bu biliyorsun. Evet. Her gece olayların, her gün şeylerin, ölümlerin olduğu, ya, çatışmaların 5 olduğu. 5 bin öğrenci öldü ya, kolay değil. Hazırlık süreçlerinde. Hazırlık süreçleri diyorum tırnak içinde. Bunları gördük, hatırlıyorum hayal meyal de olsa. Biz yaşlardakilerin annesi babası çok iyi hatırlar ama dün sen dediğin gibi ömrü hayatında bir kere karşı ve sen diyorsun ki tankın karşısına çıkarım. Aha alt tank. Baba geldi tank tam da ayağına geldi. Tabii düşünebiliyor musun? Cevap verdi onu biliyor sen musun? Sen ne yapıyorsun ne dedi? Tank nerede dedi. Görmemiş tankı. Görmez tabii. Bir 11 orada oyalanmasan içeride yarım saat. Alo tersi konuşma dışarıda yani adamı var. Ayalanmasan göreceksin. Ne görecek ya? Aradan geçip gittiler ondan sonra oteller kapalıymış da işte Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine onu. Gitmiş de. Ayağında pompon demiyorum deri terliklerle tamam. Televizyondan takip ediyoruz cümlesini kurmaz. Bununla ilgili bir cümle söyle en azından. CHP söyler mi söyler. Öz eleştiri getir getiremez ama mesele AK Parti'ye vurmanın dayanılmaz hafifliği olduğunda tezvirat ve bununla ilgili mevzu üretmek olduğunda hani şeyin dilin kemiği yok. Söyleyebildiğin kadar söylüyorsun. Sallayabildiğin kadar. 15 Temmuz için işte görüntüler bunlar yani. 15 Temmuz'u tank karşısına tankın üstüne çıkarak engellemeye çalışan bir partinin genel başkanı. Evet. Tepki dün biz bunu konuştuk mesela bu bölümü de çok gelmiş. Ya belki yani şey için iş olsun diye söylemiyorum hakikaten. Yüzlerce mesaj gelmiş. WhatsApp'tan oradan buradan. İşte bunu gündeme getir. Arkadaş bunu gündeme tabi bak. İyi ki getirmişim gündeme. Bak Özkoç ne diyor. CHP zihniyet değişmiyor. Geldi bir de oradan geldi tur attı. Bir tur attırdı 15 Temmuz'un arkasından. 16 Temmuz'a girerken parlamenter sistem gelmesi lazım falan dedi. Yani bir de komik şeyler de var yani adamda. Şimdi bu manzarayı unutmam. Evet ben arkasındayım arkadaşlar. Ne kadar kızarsanız da kızın 15 Temmuz gecesinin Türkiye fotoğraflarından bir tanesi de budur. Bu ne demektir? Ben bir daha söyleyeyim. Bu şu demektir. Benim bildiğim, yaşadığım ve şu dünya gözüyle gördüğüm bir şey yaşadık biz 15 Temmuz'da. Millet, halk, vatandaşlar, herkes dışarıdayken ve birçok partili eski yeni tavırlarını ortaya koymuşken net bir şekilde ve bu mücadelenin bir bu ülkeye kasteden düşmanlara karşı yapılan bir mücadeledir. Yürüyün arkadaşlar diye millet sokağa çağrılmışken en başta bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bütün milleti sokaklara davet edilirken ve teşkilatla harekete geçmişken hatırlıyorum İstanbul İl Teşkilatı, ilçeler ya Sivas'a gittim arkasından Erzurum, Sivas, Konya, Trabzon, tüm Türkiye'yi gezdik. Sayısını hatırlamıyorum şeylerin. Oradaki gözlemlerime de bakıyorum. Hiçbir şey olmayan eline sopayı almış Sivas Meydanı'nda darbeci gelse de kovalasam diye bekleyen tipler, insanlar. Ben şunu sordum sadece, niye kızıyorsunuz bunu? Bak bunu paylaşıyor değil mi? Bunu herhalde bunu Akşam Gazetesi yazarı paylaşmadı. Veyahut da biz oraya girip de bir şey çekmedik. Kendi çekti, bak dedi ben de sağlam sağlam burada oturuyorum değil mi? Bu mesaj. Yani bir şey olursa ihtiyacınız varsa ben burada hazır bekliyorum. Sorum şuydu benim. CHP Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy'de bu şekilde otururken CHP teşkilatından ne talimat verdi? Hiçbir talimat yok. Bak bu soru dinisi acıtıyor ki. Hiçbir talimatınız yok mu? Yok. Burada oturdun. Peki bir daha üçüncü soru da şu. Peki seni okuyan sözcü pencere tava çalanlar bugün yazmış. Çok güzel yazmış hem de. Efendim tankları alkışlayanlar. Bak tank geçiyor. Tankın
Ne olduğunu bilmeden. Hiç önemli değil onun için. Tank geliyor fark etmez, darbe oluyor. Bu ülkede kan dökülecek. Bundan dolayı alkışlayanlar, alkış tutanlar. Bir şey söyleyeyim mi? Çok acı bir taraf, acı bir şekilde söyledim. Acıttı canlarını, bir daha söylüyorum. Sözcü okurlarıdır. Tank alkışlayanlar sözcü okurlarıdır. Bu ayrımcılığı yapacağım abi. Kusura, hiç kimse kusura bakmasın. 1000 kişi küfür etmiş. Tank alkışlayanlar sözcü okurlarıdır. Yeminle sözcü okurlarıdır. Beşiktaş'ta camı açıp da yaşasın Tayyip gidiyor, tank da gelsin. Teyze bak tank, darbe, ülke işgal, hiç önemli değil yavrum. Çekil oradan diye. Bağıran Cumhuriyet teyze de dağılmak üzere sözcü okurlarıdır. Darbecidir CHP. Genetik kodlarında vardır. Bunu neyini hikaye ediyorsunuz? Çıkmışlar meclise konuşma yapıyorsunuz. Bugün eğer o darbe Allah muhafaza başarılı olsaydı, bak hazır ve nazır bekleyecek adam da oradadır. Doğru. Kusura bakmasınlar. Şimdi İzmit'in belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP'li belediye başkanı, son seçimde kazandı. 15 Temmuz'la ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürünce, fotoğraf neredeydi, o fotoğrafı verelim sosyal medyada, tören alanını terk ediyor. Evet. Yani hani keşke aynı hareketi mesela bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı acımasızca ve haksızca eleştiren Engin Özkoç yaptığında da aynı cesareti gösterebilmiş olsaydı. Ya. Bundan dolayı bayağı hani tribünler oynamış. Dediğin gibi o layık teyzelerden, amcalardan bayağı bir alkış almış sosyal medya tamam, üzerinden. Tamam, olur tabii. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği anların yayınlanması üzerine İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet töreni terk etti diyor. Bravo size. Devam edin böyle. Mecliste hakikaten dediğin hatırlatma çok doğru bence. Yani mecliste Türkiye Cumhuriyeti, AK Parti darbeyle ilgili bu kadar sefil, süfli açıklama yapan adamlar, Cumhuriyet Halk Parti'nin sözcüsü, hı hı, Engin Özkoç. Bunlar varken çıkıp da sen burada efendim vay, yalan mı ya? Bir dakika, tane... söylediği şey yalan mıydı? O da söyledi. Niye terk ediyorsun ki yani? Doğruydu. Bak fotoğrafını ben paylaşmadım. İşte, tamam, bir sonraki, sonuçta bir sonraki şeyde... iftiharla paylaşmış. Bak çayımı kahvemi içiyorum. Bir de yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Bizi bilgilendiriyor. CHP'nin diyen adamdır, 15 Temmuz'la FETÖ'yle mücadelesi bu kadardır. O yüzden biz tehlikeli görüyoruz Murat. Tehlike şu. CHP'ye bırakırsan bu ülkeyi yönetime, FETÖ'nün tekrar gelip bu ülkeyi kontrol edebilecek gücü olur. Bu kadar basit. Bunlar çünkü böyle bu tipli insanlar. Şimdi iki tane yazı okuyacağım. Bu CHP'de bir FETÖ ile ilgili bir kırılma mı var? Ya da bu 15 Temmuz'la ilgili genel başkana ters düşen hamleler mi var diye dün biraz konuşmuştuk. Evet, evet. Özel'in bahsettiğin olay özellikle. Özel'in evet, mevzusu tabii önemli açıklamalar. O açıklamaları yan yana koyduğunda bir kırılma gibi okunabileceği gibi Haşmet Babaoğlu ve Burhanettin Duran meseleyi farklı okumuşlar. Onları konuşmakta fayda var. Tamam. Haşmet Babaoğlu diyor ki saflık etmeyin. Neymiş o? FETÖ içindeki grupların diyor bir başlattığı bir tartışma var. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin tiyatro olmadığını kabul eden gruplar internet üzerindeki tartışmalarında anlamlı bir çalım atarak Pensilvanya'daki merkezin olayın dışında olduğunu, yani habersiz olduğunu iddia ediyorlar tartışmada. On binlerce apaçık delile rağmen şimdi zamanıdır diye düşünüp uyanık bir taktikle darbecilerle kendileri arasında bir ayrım çizgisi oluşturmak istedikleri aşikar diyor. 15 Temmuz günü resmi sitesine askeri uçak hangarının kapısını açmış personel görüntüsü koyan bir örgütün merkezinden söz ediyoruz. Ya. Şimdi bu açıdan bakarsanız bazı CHP sözcülerinin bir haftadır laf ve tavır değiştirmelerini anlayabilirsiniz. Yani diyeceğim o ki muhalefet nihayet darbeye darbe diyor diye saflık etmeyin sakın. CHP lideri 15 Temmuz'dan kısa süre sonra televizyon ekranlarında tiyatro demedi mi? Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ve müthiş bir rahatlıkla FETÖ medyasının kapatılmasına itiraz etmedi mi diye soruyor. Geçin bunları. Bu ya. Haşmet Babaoğlu'nun bakış açısı. Hatta Burhanettin Duran da 15 Temmuz ruhu ve CHP söylemiştim taktiği diye biraz bir iki hatırlatmanın ardından bugünkü Sabah gazetesindeki köşe yazısında bahsetmiş. Şunu söylüyor Burhanettin Duran da: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni kapı ruhundan kısa sürede vazgeçmesini siyasetimizin en talihsiz tepkisi olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu kontrollü darbe tanımlamasıyla bu girişimin üstünü örtmeye çalışanlara, yani tiyatro diyenlerle benzer yere düştü. FETÖ'yle. Evet.
20 Temmuz'da sivil darbe yapıldığı iddiasıyla da darbecilerle mücadele edilmesine karşı koyanlarla aynı safta yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in 15 Temmuz tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi. Rejime, meclise, ülkeyi yönetenlere demokrasiye kastediyordu cümlesinden sonra CHP'nin bu vahim hatasından dönmekte olduğu düşünüldü. Amerikan tipi başkanlık sistemini de müzakere edebiliriz diyen Kılıçdaroğlu'nun yeni bir siyasi arayışta olduğu zannedildi. Hatta bilgelik atfeden bile oldu. Dün Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde yayınladığı mesajla CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini gösterdi. Yine 20 Temmuz sivil darbesi söylemine sarıldı. AK Parti'yi FETÖ'yü beslemekle suçladı. 3 yıl boyunca devletin FETÖ'den arındırılmasını olağanüstü hal eleştirisi içinde sivil darbecilik suçlamasıyla karşıladı. Üstüne bir de Erdoğan'ı sorgulayacak yürekli savcı aradığını söyledi. Sanki darbe girişiminin ilk hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bilmiyormuş gibi. Özel ve İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz yaklaşımları arasındaki farkı nasıl okuyabiliriz? CHP ikili söylem kullanarak bilinçli bir taktik izliyor. Bir yandan toplumun tüm kesimlerine ve özellikle muhafazakar kesimlere şirin görünmek için 15 Temmuz'u sahipleniyor gibi açıklamalar yapıyor. Diğer yandansa Erdoğan'ı 15 Temmuz sonrası FETÖ ile yapılan mücadeleyi ve yeni sistemi hedefe oturtuyor. Siyasi ayak tartışması yaparken 17-25 Aralık sonrası CHP ve Kılıçdaroğlu'nun FETÖ yapılanmasına verdiği desteği karartıyor. Bravo. Gülencilerin kriminalize olduğu ortaya çıktıktan sonra verdiği desteğin tam da siyasi ayak eleştirisine uygun olduğunu görmüyor. 15 Temmuz ruhu tüm Türkiye'nin ortak zeminidir. Bu zemine zarar veren siyasetçi onulmaz bir hata içerisindedir demiş Burhanettin Duran. Çok da net Sabahattin yani. Evet. Duran'a da buradan teşekkürlerimizi hakikaten eline sağlık, yüreğine sağlık. Çok da güzel yazmış. Haşmet Babaoğlu da aynı şekilde güzel bakış açısıyla ortaya koymuş. Abi yani bu aslında biraz vaka, bir gerçek. Nedir o biliyor musun? Yani bugün FETÖ'nün tek kurtuluş çaresi var. Tek bir çaresi var. O da AK Parti'nin olmadığı, aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın da olmadığı. Özellikle çünkü hedeflerinde o var derken biz işin başında söyledik. Yani buna boyun eğmeyeceğim. Biz dik duracağız. Biz bir meydan okumamız var diyen Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmaya çalışan Batı'nın kullandığı, bak Batı'nın dedim, genelledim artık yani işi iyicene fotoğrafı büyüterek konuşuyorum. Yani bu Erdoğan olmazsa biz bir şekilde, yani öyle de böyle anlaşırız. Ya yani en azından biz şunu yapabilirdik mesela. Şu anda Batı öyle düşünüyor. Ya Erdoğan olmasaydı en azından Türkiye'nin S-400 almasını engelleyebilirdik ya. En azından. Peki baba bu kadar önemli midir? Bugün 11. uçakta geldi onu söyleyeyim. Peki bu kadar önemli midir? Vallahi bu kadar da önemli midir. Bu adamlara füze müze verilmez. Verdi mi teknolojiyi büyütür, çoğaltır, balistik füze yaparlar. Bu Türkler çok oluyor. Çok tehlikeli ya. Bu adam olmasaydı biz ikna ederdik. AK Parti'yi de ikna ederdik. CHP zaten dünden razı, kucağımıza attılardı. Bütün mesele aslında burada kilitleniyor ve düğümleniyor. Yani bugün o Orta Doğu'da ve yeni dünya dengesi oluşurken yapan o büyük Batı gücü, Batı'nın gücü Türkiye'nin üzerinde eğer bir destek bulması gerekiyorsa, ki bunu FETÖ üzerinden yapıyor değil mi? Türkiye'de bir FETÖ işgal girişimi oluştu. Hala hazırda dayanabileceği, güvenebileceği tek bir siyaseten tek bir kurum var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii onun türevleri, Kandil ve diğerleri, ona payanda olacak olan kimler? Biz size ülkeyi veririz. Yeter ki gene laik, çağdaş, sosyal demokrat bir Türkiye gibi gösterin. Ama bizim oygaklığımızı besleyin. Orta Doğu'daki dizaynlarımıza, tasarımlarımıza karışmayın diyebilecek olan ve onları da kabul edecek olan bir şey. Ben yıllarca şunu söyledim ve çok kızmışlardı. Eğer CHP olsaydı, ülkede bugün CHP olsaydı hakikaten hiçbir şey yaşanmazdı. Doğru söylüyor. Helal, hep doğru söylüyor diyorum. Ne Orta Doğu'da, Suriye'de başımız derde girerdi, ne Amerika'yla. Neden? Ülkeyi teslim ettikten sonra adamların derdi olmuyor ki abi. Hep söylüyor ya, adam ne derdi o? S-400 almayacaksın. Suriye'ye girmeyeceksin. Öyle değil mi? Türkiye'de arada bir arayacağım terör olacak. Koridoru oluşturmasına müsaade edeceksin. Dokunmasan adam şey seninle, adam darbeye dahi kalkışmazdı. Yani oradan, çünkü merkez aynı. Düğmeye basan ABD. Amerikan olanları yani. Bir şey okuyacağım sana. Dersim'in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında meydana gelen patlamada ya 8 yaşındaki ya, Ayaz'la 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu adlı çocuklarımız ya yaşamını yitirmiştir. Ailesi başta olmak üzere tüm Dersim halkının başı sağ olsun demiş. Şimdi düşün yani şu, Bilgeç Köyü, hani o Dersim, Tunceli, Ovacık, Bilgeç Köyü kırsalında
bir patlama meydana geliyor. 8 yaşındaki Ayaz'la 4 yaşındaki Nupal'la Güloğlu çocukları, adı çocuklarımız yaşamını yitirmiştir diyor. Şimdi patlama meydana geliyor dediğinde otomatikman hani bu doğalgaz patlaması mı? Ondan sonra da işte kazan patlaması mı? Bilmem şu patlaması mı gibi şeyler akla geliyor. Bunu yazan TKP'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Patlama dediği yani o talihsiz kaza anlamına gelecek mevzu da söyleyemiyorlar. Yani ne CHP'si ne TKP'si. Yani öyle hani fasulye ektim, nohut ektim, bundan üretim yapacağım falan demek de olmuyor. Dik durmayı sağlayacak önce aparatlar lazım. Mesela omurga gibi. Teröre terör demek gibi. Ondan sonra. Ama söyleyemiyorlar. Yani TKP'lisi de söyleyemiyor bunu. CHP'lisi de söyleyemiyor. FETÖ'sü zaten hiç söyleyemiyor. Şimdi ortak iş tuttukları için. Olay şu. PKK denilen bu terör örgütünün EYP denilen el yapımı patlayıcı döşediği Ovacık Bilgeç Köyü, Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Bilgeç Köyü'nde melek 8 ve 4 yaşındaki iki tane melek çocuk, hakikaten Hikmet'in dediği gibi günahsız çocuk üzerine melek basıyor ya da oynuyor melek. Ve bu PKK terör örgütünün döşediği bu mayınlardan, patlayıcılardan dolayı hayatını kaybediyor bu iki tane çocuk. Yani ya arkadaş sen ya hiç açıklama yapma. Tamam hani ölü taklidi yap. Ondan sonra mevzu görmezden gel, kafanı kuma göm. O bile hani bir derece bir nebze bir ne bileyim daha az eleştiri alırsın en azından. Ama yani bütün bunları bildiğin halde elinde balon olan iki tane çocuğun işte Nupelda ile Ayaz'ın fotoğrafını verip sanki balon patlamışsa bu çocuklar ölmüş gibi ölü taklidi yapar, teröre terör demezsen ya bırak TKP, MKP'yi falan. Tamam yani önce insan olup olmadığın sorgulanır. Bu anlamda söylüyorum sadece. Kardeşim terör örgütünün yola döşediği, zemine döşediği el yapımı patlayıcılar orada oyun oynayan çocukların ayağına takılıyor, eline takılıyor ya da dikkatini çekiyor ve o bomba PKK terör örgütünün döşediği bomba patlayarak bu iki tane yavru, günahsız yavru hayatını kaybediyor. Ya bir şey söyleyin ya. Yani belediye başkanı olmanız, bunlarla ortak iş tutarak bir şeyler yapıyor olmanız falan insan olmanızı engellemesin. Yani teröre terör diyerek bunu en azından bir eleştirin. Melih Çavuşoğlu zannedersem Üsküp'te mevkidaşıyla ortak basın toplantısı dönüyor. Kısa bir dönelim gelişmeyle ilgili cümlelerini aktaralım, ardından devam edeceğiz gün manşetine. Sivil havacılık görüşmeleri de zaten Rum kesimi yüzünden durdurulmuştu. Dolayısıyla aynı şeyi tekrar ediyorlar. Yani geçmişte de bazı fasılları Rum kesimi blok etti. Avrupa Komisyonu da aynı şeyleri blok etti ya da Fransa. Yani aynı şeylerin tekrarıdır. Diğer taraftan yatırım bankasına da işte gözden geçir diyor. Yani bunun da bir bağlayıcılığı yoktur. Ama şu bakımdan önemlidir. Merkez Bankası'na ya da bankalara siyasetçilerin müdahale etmesini her zaman Avrupa Birliği eleştirir. Serbest piyasa ekonomisi der. Şimdi bankaya böyle talimatlar verir gibi ya da tavsiyeler veriyor. Bu da Avrupa Birliği'nin başka bir çelişkisi. Üst düzey görüşmeler olsun olmasın bunların hiçbir emniyeti yok. Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Onlar göç konusu olsun diğer konularda mecburen bize gelecekler. Temasta bulunacaklar. Başka kaçarı yok. Yani bu aldıkları kararların uygulamada da yani uygulamasının da mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Ha neden? Rum kesimini tatmin etmek için. Yani saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesiminin ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle affedersiniz kıytırıktan kararlar almak durumunda kaldılar. Yani bu tabiri kullanmak zorunda. Gerçekten de öyle. Fakat Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği yöneticileri 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hemen Türkiye'ye gelmedikleri için pişman olduklarını söylüyorlar. Fakat yani ben bu konuda samimi olmadıklarını dün bir kere daha gördüm. Bize konuştuğumuz arkadaşlarımızın hepsi, Dışişleri Bakanları'nın hepsi, Mogherini'nin kendisi de böyle bir şeyin gündemde olmadığını dün toplantıya girerken söyledi. Konuştuğumuz arkadaşlar da hepsi de böyle bir şey mümkün olmayacak dedi. Yani ne kadar güvenilir insanlar olduğu da ya da ülkeler olduğu da açıkça ortadadır. Sorun ne? Sorun burada Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmaması. Yani paylaşım konusunda Rum kesimi AB üyeliğini de suistimal ederek şımarık bir çocuk gibi bunu yapmak istememektedir.
Biz yıllarca uyarı yaptık. Eğer siz bunu yapmazsanız, Avrupa Birliği yapmazsa veya Birleşmiş Milletler yapmazsa, garantör ülke olarak biz Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağız ve artık biz de sondaja başlayacağız dedik. Ve başladık. Şimdi bundan sonraki süreçte açık net söylüyorum, kendilerine de söyledik, eğer Türkiye'ye yönelik böyle bir kararlar alırsanız faaliyetlerimizi arttıracağız. Buradan da söylüyorum ki orada 3 gemimiz var. 4. gemiyi de inşallah Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Türkiye ile böyle yöntemlerle baş edemeyeceklerini anlasınlar. Bizim kıta sahanlığımız içinde ne yapacağımızı zaten biz karar veririz. Ama Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti almadıkları sürece biz oradaki faaliyetlerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Bunu da bu şekilde bilsinler. Rum kesimi de diğer taraftan Avrupa Birliği'ni arkasına almasın. Türk tarafıyla otursun. Burada da saçma sapan bir paragraf var. Neymiş efendim? Rum kesiminin Türkiye Cumhuriyeti ile diyalog kurmasını destekliyoruz. Bizim muhatabımız bu anlamda Rum kesimi değildir. Kıbrıs'taki kalıcı bir çözüm için gayri resmi görüş alışverişlerimiz oluyor. O başka bir şey. Zaten KKTC ile koordineli yapıyoruz. Ama burada paylaşım için Rum kesiminin muhatabı KKTC'dir. Oradaki yöneticilerdir. Bir an önce aklını başına alsınlar ve hakça paylaşım için masaya otursunlar. Aksi takdirde Kıbrıs Türk halkının hakkını da kimseye yedirmeyiz. Ne Avrupa Birliği'ne yediririz ne de Rum'a veya başka bir ülkeye yediririz. Evet, Üsküp'te Dışişleri Bakanımız Makedonya'nın başkenti Üsküp'te mevkidaşıyla Makedon Dışişleri Bakanı'yla bir ortak basın toplantısı düzenliyor. Sorulardan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarıyla ilgiliydi. Türkiye garantör ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karasularında hakkı olduğu yerlerde yapılan bu sondaj çalışmaları, işte bundan enerjiyle ilgili hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini ifade etti. Güney Kıbrıs Rum kesiminin de Avrupa Birliği üyeliği kartını da kullanarak şımarık bir çocuk gibi kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Evet. Ve bununla ilgili olarak Mevlüt Çavuşoğlu kıytırık dedi ona, bir de özellikle söyleyeyim. Yani hiç kusura bakmayın ama dedi yani. Yani çok da ciddiye almamın aslında şunu söyleyeyim tabii. O amiyane tabiri kullanmasının sebebi yani çok da umurumda değil. Yani umurumuzda değil çünkü o karara bizi bağlamaz. Zaten siz Türk kesimini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni böyle tanımıyorum etmiyorum diyorsunuz. O sizi nasıl bağlamıyorsa, biz de tanıyorsak bağlamıyorsa, sizin yaptığınız bir takım yaptırım, sözde tırnak içerisinde yaptırımlar da bizi bağlamaz arkadaş. Bizim için kıytırıktır dedi. Bence güzel yani. Anlattı gerçi şey durumunu ama bazen diplomasi de olsa ifade edebileceğim bir kelime doğru kelimedir. Yani hakikaten kıytırık. Bence de yani. Bir de tehdit falan meselesi de var biliyorsun. Yok şöyle tutukları yani. Hatırlıyorsun. Çipras mı demişti onu? Şimdi Miçotakis var. Çipras da galiba söylemişti aynısını, benzerini. Benzerini derken daha doğrusu ilk o söyledi. Yok şöyle olur, yok tutuklarız, yok bilmem müdahale ederiz diye. Kimsenin de moçası yemez. Bu arada söyleyeyim, böyle Türkiye'ye müdahale etmek falan. Adama sorarlar. Fazla kafamızı bozmayın. Oradan güney bölgesindeki S-400'ler radarı açık, haberiniz olsun dermişim. Diyarbakır temsilcimiz Şemus Şakan da mesaj atmış. Bu Ayaz'la Diyarbakır'daki evet, çocuğun ölümüyle ilgili olarak bir tane daha bilgi veriyor. Nupelda'nın ölümünden hariç olarak Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de diyor yola mayın döşemişlerdi. 3 işçi geçtiği Allah sırada patlattılar. Patladı ya da o 3 işçiden bir tanesi kaldırıldı hastanede. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, öldü. Bu da dün de abi diyor. Unutma diyor bizim Şemus. Sağ olasın Şemus. Diyarbakır temsilcimiz. Ya bir şey değil. Çok acı. Şeyleri hatırlatmıyorum bile. Yani İnsan hani bunu bir şey yapamıyor. Eşini yani. O küçük Muhammed'di zannedersem. Evet. Dönüşte eşiyle beraber araba aracın içerisinde evet. Onları saymıyorum ama bir şey söyleyemiyorlar yani. O çok acı şey, yani. TKP'li olman bir anda ifade ben insan olmak lazım öncelikle. İnsanlıktan nasibini alamamış dedin ya. Bence o cümle doğru. Bunun özelinde söylemiş oldun. Sonuna kadar katılıyorum. Bunun için vicdan lazım. Her şeyden önce iki tane bebeğin, iki tane meleğin böyle PKK'lı alçaklar tarafından öldürülmesi, o küçük yaşta şehadete kavuşmalarının sonucunda bunu bir efendim patlama oldu da öldü gibi yazması hakikaten utanç verici. Yani bu insanlarla çok özür dilerim. Ben bunlarla hep kutuplaşıyorum zaten. Hiç kimse bana
elini falan. Bunlara elimi uzatacak halim yok bunların. Bu kadar vicdansızlara elimi uzatamam ama yani maalesef. 5-4 dakika kaldı. Siyaset. Güzel gelişmeden bahsedelim. Enflasyon düşme trendini sürdürüyor. Bugün açıklandı bildiğim kadarıyla %13 seviyelerinde değil mi arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorum. %13 olması lazım. Öyle mi? Son dakika 15 gelişmesi. 15 küsürden 13 indi. Sabah saat 10'da falan açıklandı. 10'da mıydı? Bildiği şekilde yürüyor. Yeni Merkez Bankası İnşallah Başkanı abi. Murat Uysal'ın açıklaması var gazetelerde. Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada. Pardon, işsizlik rakamıydı ya, çok özür dilerim. İşsizlik rakamı 113 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, enflasyon geçen gün açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması biliyorsun tek haneye inecek yönünde enflasyon için aynı şeyi söylemişti. Yıl sonuna kadar. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı ifadede bulmuştu. Perspektif, projeksiyonuna tutuyor. İnşallah. Uzmanlar da bunu söylüyorlar. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. Bugün Anadolu Ajansı'na yapmış, dün yapmış. Bugün gazetelerde var. O da mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hikayesini çok güzel özetliyor. Merkez Bankası diyor kendisine verilen görevler doğrultusunda bağımsız aparat seçme özgürlüğü vardır. Yani verilen görevleri yapmak için bağımsız davranır. Aradaki fark önemli. Ha. Yani siyasete rağmen bağımsız meselesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Fed'i sıkıştırıyor. İşte Avrupa Birliği de Avrupa Merkez Bankası'nı sıkıştırıyor. Fransa'sı, Almanya'sı vesaire vesaire. Aleni ya da gizli kapaklı. Artık bunu ne de söylersen söyle. Hedef faizin düşürülmesi ise, Merkez Bankası'na bu görev verildiyse, Merkez Bankası faizin düşürülmesi hususunda verilen bu görevi yerine getirmek için yapılması gereken, atılması gereken adımları verilen görevin başarıya ulaşması açısından özgürce, bağımsızca seçebilir. Evet. Net ifade. Bugün ekonomi sayfalarında yazıyor, bunu söylemiş olalım. Bir bilgi daha, çok görmeyi istemiyordum çünkü Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önceki yalan rüzgarıyla şişirdiği balonunu seçimlerden hemen sonra söndü ama aynı balonu tekrar aynı yöntemlerle şişirmeye çalıştığının farkındayız, görüyoruz. Çok fazla prim vermemek lazım ama bu birkaç gündür ısrarla devam ettirdiği için belki bir cümle söylemekte fayda var. Bu iştiraklerdeki yönetim kurulu başkanlarının istifa etmediği yönündeki yalan ve tezviratını uzun süredir, yani ta cuma günü bir açıklama yapmıştı. Tekrar açıklama yapıyor. Özellikle kameraları çağırıyor. İşte Fox, tarafsız, bağımsız gazetelerden, televizyonlardan, Cumhuriyeti, Fox'u, Sözcüsü, Halk TV'si, KRT'si falan. Ha, bu arada KRT televizyonu da Tuncay Özkan'ımış. Öyle mi? Öyleymiş. Vay kerata, vay kerata oradan. bu tarafsız, bağımsız medyaları sayesinde habire bu yalanı pompalıyorlar. Hikayesine dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Yani neresini düzelteyime dönüyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarından açıklamalar yapıldı. Ekrem İmamoğlu görevi bırakmıyorlar, halkın parasının üzerine oturdular, ben bir iş yapamıyorum, bilmem ne diye. Abi ya, bir sürü şeyler, yalan tezahüratlar sürdürüyor ama billahi. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılığından istifa etmekle yönetim kurullarından da otomatikman istifa etmiş oluyorlar zaten. Bunu en iyi Ekrem İmamoğlu bilir ama özellikle milletin gözünün içine baka baka yalan söyleme huyundan, ya tamam hani göreve gelene kadar bunu yaptın da artık makam senin, mühür sende. Bundan sonra aynı şeyi yapmana gerek yok. Adamlar oradan da istifa etmişler. Otomatikman oradan da düşmüş. İstifa ettiğim bir mevzuda bir kere daha niye istifa edeyim diyor. Yani mektup göndereyim. Bunların hepsi şeyde de yazıyor. Kanunda da yazıyor diyor ama ısrarla bunu sürdürüyor. Bunun üzerinden afişe edeceğim, şunu yapacağım, bunu edeceğim, milletin parasını haksız. Vallahi ya arkadaş, mühürü aldın artık, bu kadar yalana tezvirata gerek yok ya. O gün o şekilde düz yazabilen buradan selam olsun kendisine. Ahmet Kekeç'e selam olsun. Hı hı. Hiç unutmuyorum, bir sonraki günde, iki gün sonraki yazısında şöyle söylemişti. Hani geçmiş olsun, yalancı bir başkanımız oldu diye. Vallahi öyle oldu. Yani keşke Ahmet Kekeç haksız çıksaydı. Yani ama yani dediğim gibi mühürü aldın arkadaşlar. Bundan sonra yalan söylemene gerek yok. Milletin gözü içine baka baka sesim kısıldı. Bahsinler gel. Şey çıkmamış, iti çıkmış diyen bir adam, yalan söyleyen bir adamdan her türlü yalanı her ya şekilde bekle ya kardeşim. Yani hani hakikaten bir de yeter, seçim bitti. Anlatalım, seçim bitti arkadaş. İcraat yok. Ya toplantıda, ya karanfil takıyor, ya konuşuyor, ya şikayet ediyor, param kalmadı diyor. Bir icraat yok ha.
Olduğu gibi yani bayağı bir şov seyrediyoruz. Manşetinin sonuna geldik. Takip ediyoruz. Yarın saat 11'de gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.